faaliyetleriyle alakalı bilgilendirme hem de mali konularla alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Çok uyumlu bir divan ve denetim kurulu çalışması yapıyoruz. Herkesin fikri aynı olmak zorunda değildir zaten. Zaten aynı olmuş olsa aynı kişiler olur. Biz farklı farklı düşünebilen insanlarız. Ama aramızda gayet sevgi ve Beşiktaş'ın şeffaflığı üzerinden de tartışmalar yapıyoruz. Doğrudur, geçenlerde de divan başkanımızdan beraber Oğuz Bey de vardı, denetlemeden hep beraber güzel bir yemek yedik. Orada da buna benzer sohbetler ettik. İlk önce borçla alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Borcun yönetiminden divan başkanımız da bahsetti. Biz geldiğimizden beri zaten borç yönetimiyle uğraşıyoruz. Yani aldığımız tablodan bugüne gelene kadar bununla uğraşıyoruz. Geldiğimiz gündeki sanki böyle konuşmaların algılanması şu tarafa gitmesin lütfen. Biz ne halde bir kulüp aldığımızı ve o günkü kulübün bütçesini ve o günkü kulübün mali durumunu unutarak bugüne geldiğimizi düşünülmesin. O gün zaten fiili olarak hemen hemen iflas aşığına, hatta daha beter bir noktaya gelmiş bir Beşiktaş kulübü vardı. Ve gelirinin, yani senelik cirosunun neredeyse yarıya yakınını faiz olarak ödüyordu. 78 milyon dolar civarında bir bütçesi olan Beşiktaş kulübünün zaten faize ve haciz davaları, mahkeme masraflarına yenilik 30-35 milyon doları zaten oraya gidiyordu. Ve 330 milyon dolar olan bu borcun sürdürülebilirliği o gün itibariyle de yoktu. O gün bir ve elimize baktığımız zaman da yatırımsal olarak da bu işleri yapabilmek, arttırabilmek için de yatırımlar da yoktu. Ben şimdi bugünkü duruma geleceğim ama bugünkü duruma gelmeden evvel biraz hatıralarımıza bir o noktaya dönelim. Sürdürülebilir bir borç olsaydı şu yönetim kurulu bir durum olduğu için yönetim kurulu başkanlığına ben ve arkadaşlarım yönetim kurulu olarak aday olduk. O günden beridir de bu borcu yüzdürmek istiyor. Yüzdürmeyle uğraşıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapabildik? Bütçeyi büyüterek, yani Beşiktaş'ın cirosundan elde edilecek karla bu borç sarmalından kurtulma şansı yok. Sıfır. Ne yapacağız? Bütçeyi büyüteceğiz. Bütçeyi büyütebilmek için de gelirleri arttıracağız. Zaten biz de onu yaptık. Başka yapılacak bir şey yoktu. Evet, aramızda konuşurken değerli denetleme kurulu başkanımız da, divan kurulu başkanımız da bana da söylüyorlar ya, biz önderliğini yapalım, gerekiyorsa mülk satalım, faiz ödemeyelim gibi şeyler konuşuldu. Ben de kendilerine de ifade ettim. Dedim ki, değerli başkanlarım, konu bizim kendi özel şirketimiz olsa bugüne kadar zaten yapardım ben. Ama burası Beşiktaş olduğu için ben bu kadar arkadaşlarımla beraber eziyetle, bu kadar çalışmayla bu çevrilmesi imkansız olan borcu çevirip aynı zamanda bütün yatırımları, stat yatırımları ve diğer tüm yatırımları yapıp bir de tarihe Beşiktaş'ın malını satan adam olarak geçmek istemiyorum dedim. Ben bu işin içerisinde yokum dedim. Sebebi de budur efendim. Yani net olarak ifade ediyorum. Bu Tevfik abinin, benim ve bizlerin şirketi olmuş olsa alacağınız tedbirler, yapacağınız icraatlar farklıdır. Biz buraya sadece ve sadece haysiyetimiz, onurumuz, çocuklarımıza bırakacak bir isim için bu işleri yapıyoruz. Onun için de kendilerine de aynen ifade ettim. Bu benim İsteğim, iradem de yoktur. Siz bunu konuşmak istiyorsunuz. Ben tabii ki konuşabilirsiniz ama bizim böyle bir talebimiz olmadı, olamaz da. Biz ne yaptık? Borcu yüzdürmeye çalışıyoruz. Doğrudur. Nasıl yüzdürdük? İşte stat yaptık. Stat'tan gelirlerimizi arttırdık. Kartal Yuvalatı'da gelirlerimizi arttırdık. Haslat gelirlerimiz, sponsorluk gelirlerimiz arttırdık da bunlarla döndük. Bunları kim arttırdı? Biz arttırdık.
Ortada böyle sponsorluk anlaşmaları filan bazı zaman konuşmalarda da ifade ediliyor. İşte şu sponsorluk anlaşması kullanıldı. Zannedersiniz ki bizden evvel böyle bir sponsorluk anlaşması vardı da biz kullandık. Hayır, bunların hepsini biz ortaya getirdik. Biz çalıştık, bulduk, marka değerimizi yükselttik. O günkü Beşiktaş'ta bugünkü Beşiktaş'ın marka değer algısını piyasadaki Beşiktaş'ın durduğu yerin hepimiz farkındayız herhalde. Evet, borcumuz var. Bu borç bizim değil, Türk sporunun bir problemi. Ne yapmak lazım borcu aşağı indirmek için? Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Ya küçüleceksiniz ve küçülerek masraflarınızı daha makul seviyelere getireceksiniz. Özellikle futbol takımından bahsediyorum. Diğer branşları kapatacaksınız. Ve kar elde etmeye bakıp bunu zaman içerisinde aşağı çekeceksiniz. Biz, ben ve arkadaşlarım buraya bir tek Beşiktaş'ın mali problemlerini çözmek için de gelmedik. Takdir edersiniz ki biz de şampiyonluklar yaşamak, bu insanlara, bu Beşiktaşlara bu şampiyonlukları, bu başarıları yaşatmak, biz de mutlu olmak için geldik. Hep konuştuğumuz şey para, işte nereden gelecek, bu parayı da biz buluyoruz. Biz getiriyoruz. Biz o mücadeleyi veriyoruz. Yani Beşiktaş'ın işte 500 bin dolara aldığımız bir oyuncusunu bonuslarıyla beraber 26-27 milyon euroya sattık. O oyuncuyu da biz bulduk, biz getirdik, biz parlattık, biz sattık. Bütün bu emekleri bizim tarafımızdan yapılıyor. Ve biz de istiyoruz şampiyon olmak. Son iki senede bu sene olacağımız gibi. Şimdi orada bir daralma yapmış olsak, rakiplerimizi görüyorsunuz. Onlar da şimdi, onu da bahsedeyim. Şimdi onlar Mart ayında iki ana rakibimiz UEFA'ya çağrıldı. Çok mu özledi UEFA'da onları çağırıyor? Niye bizi çağırmıyor? Neden bizi çağırmıyor da onları çağırıyor? Eskiden Financial Fair Play için Avrupa'ya gidemediğimiz ilk senede bizi nasıl çağırdılarsa şimdi onları çağırıyorlar. Beşiktaş'ı niye çağırmıyorlar? Hiç UEFA'nın Beşiktaş'ta problem olduğunu duydunuz mu? Hiçbir yerde bir oyuncusuna, bir üçüncü şahsa, bir kulüple borcu olduğunu duydunuz mu? Evet. İtibarı Beşiktaş'ın her şekilde yerinde midir? Evet. Şimdi burada bir karar var. Karar da şu. Biz bunu demin de söylüyorum. Bir transfer mesela, Beşiktaş'ın akil insanları hep beraber buradayız. Transfer yapmadığınız zaman benim bir tane sosyal medya hesabım var. Küfür ediyor çocuklar bana. İşte al Cenk'in parasını da bilmem ne yap. Onu da bilmem ne et. Cimri herif şunu diyor. Bir taraftan cimri oluyorum. Bir taraftan da Beşiktaş'ın parasını sar verip sarman veren bir yönetim anlayışı içerisinde oluyoruz. Ya ne İsa yaranabiliyoruz ne Musa yaranabiliyoruz. Hayatın, Türk sporunun gerçeği bu. Kulüpler Birliği Başkanı olmamdaki ana sebeplerden bir tanesi de budur. Bunu devletimiz de bu işten çok müzdarip. Önümüzdeki iki ay içerisinde birazdan da söyleyeceğim, bu yakınlarda bir kanun çıkacak. Aynı zamanda da iki ay içerisinde yeniden bir kanun çıkacak. Bunların hepsini bir yasal düzenleme getireceğiz. Daralmaysa Türk sporunu kurtarması için hep beraber bütün kulüpler olarak bir daralma yaşayacağız. Bu rekabet içerisinde şimdi bir rakibiniz var. Hiç financial fair play'e bakmıyor, UEFA'ya bakmıyor. Gidiyor 30-40 milyon euro bonservisler, yüksek yüksek maaşlar ödeyip alıp şampiyonluğa giderken biz yüksek bonservis değil aynı zamanda oyuncu satarken ve bunu kaynak olarak getirirken rekabet içerisinde bazı şeyleri yapmaya mecburuz. Evet, herkes bununla alakalı konuşuyor. İlk defa somut olarak Tevfik abim söyledi. Benimsenip benimsenmeyeceği genel kurulun karar vereceği bir şeydir. Ama bir yöntem midir Galatasaray Kulübü'nün yaptığı gibi? Bir yöntemdir. Bizim böyle bir talebimiz yoktur. Biz bunu bu şekilde yürütmek
aynı zamanda da bir yasal bir düzenlemeyle beraber bütün kulüplerin çatısını düzeltilmesi. Çünkü bu Türkiye'deki kulüplerin borcunun %85'i 5 tane şampiyon olmuş kulübe ait. Ve baktığınız zaman da küme düşen takımlara baktığınız zaman hepsi şehir camia takımları. Hepsi artık ikincilikten, birincilikten ikinci lige o tarafa doğru gidiyorlar. Çünkü Türk sporunun bir problemi haline geldi bu. Gelen takımlara da baktığımız zaman, gelen ve gelebilecek takımlara çoğunlukla taraftarı olmayan camialar gelmeye başlıyor birinci lige. Bunun çözülmesi bir tek iş bizim işimiz değil. Bunu bir kulüpler birliği içerisinde çözmesi için de gece gündüz başladık çalışma, onu da düzeltmeye çalışıyoruz. Evet, borcumuz, net borcumuz 1.710.000 TL. Euro'daki parite artışı ve dolarla euro'nun arasındaki parite artışı da buna biraz sebep oluyor. Bizim çünkü giderlerimizin çoğu euro giderimiz, gelirimiz de TL ve dolar gelirimiz olduğu için. Arkadaşlar, birazdan da bizim konuşmalarımız bittikten sonra konuşacak insanlar için de lütfen rica ediyorum. Burası demin de söylediğim gibi akil insanların yönetim kuruluna tavsiyede bulunacak insanların buluştuğu bir toplantı. Tavsiyedir. Ne yapmamız gerektiğinizi bize söylerseniz biz de onlardan bir feyiz alırız. Bir durumu ortaya koymak bir şeyi çözmüyor. Diyorum ki ne yapacağız? Futbol takımını küçültelim mi? Hayır. Amatör kulüpleri kapatalım mı? Hayır. Onu yapalım mı? Hayır. Bunu yapalım mı? Hayır. Nasıl yapacağız bu işi diyorum. Sırf tenkit etme uğruna, Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerinden prim bulma uğruna bunu konuşuluyor. Diyorum ki ya açık. Bizim herkes bize ulaşabiliyor. Şahsi bir problemi olan dahi herkes bana ve arkadaşlarıma çok rahat ulaşabiliyor. Beşiktaş'la alakalı böyle bir fikri olan varsa gelsin buradan da bir başka yerden de söylesin. Biz de dinlemeye hazırız. Eğer bir icraat bizim aklımıza gelmeyen bir şey varsa biz de yapmaya hazırız. Evet. Geçen sene futbol yatırımları AŞ kar elde etti. Şu andaki raporlarımız bizim anonim şirket Kasım ayı itibariyle derneğimizde 31.12 itibariyledir. Ondan sonra yapmış olduğumuz gelirler bunun içerisinde yoktur. Ve bu sene tekrar anonim şirketimiz karla kapatacaktır. Planlarımız öyledir. Eğer yine demin de söylediğim gibi kurda büyük bir çalkantı olmadığı takdirde. Eğer bir kıyaslama yaparsanız ana rakiplerimizin hepsinin ne kadar büyük borçlarla yaşadığını ve kur zararlarıyla beraber zarar ettikleri 300 milyonlu, 200 milyonlu zararlar yaptıklarını, bizim ise futbol yatırımları AŞ'de kar elde ettiğimizi son geçen senede ettik, bu senede edeceğiz, görmüş olursunuz. Borç yönetimi, demin de söyledim, bizim uğraştığımız bir şey. Profesyonel yönetim, biz çok profesyonel bir yönetimle yapıyoruz. Ben, arkadaşlarım, yönetim kurulum. Bütün arkadaşlarım burada, yönetici arkadaşlarımız da burada. Biz bu işi ben böyle hokus pokusla yapmıyorum. Bir ekiple yapıyoruz. Hepimiz de bu işe çok büyük emek sarf ediyoruz. Bu başarı varsa bir tek benim değil. Hepimizin başarısıdır. Bütün Beşiktaş camiasının başarısıdır. Biz bir aile olarak hep beraber çalışıyoruz. Çok da memnun olmadığım taraflarımız var mı? Var. Ama düzeltme gayreti içerisindeyiz. Çok önemli işler yaptıysak bunda profesyonel ekiplerimizin de büyük katkısı var. Kendimizi tenkit ettiğim konular var mı? Var. Tevfik abime de o günü söyledim. Tenkit ettiğim konuların başında şu geliyor. Bütçenin yönetiminin bütçe yapıyoruz her sene. Onun takip edilmesi ve bunu teknik manada Almanlar çok kullanır. Controlling denilen bir mekanizma vardır bu. Her bütçeyi aylık olarak nerelerde şey yapılıyor, oralara yönelik tedbirler alınması gibi bir şey vardır. Öyle bir departman kurulma ihtiyacı var. Çünkü tahmin ediyorum bu sene Beşiktaş 1 milyar TL ciro yapmış olacak. Yani
bu senenin cirosu, konsolide cirosu tahmin ediyorum 1 milyar TL civarında olmuş olacak. Bu büyüklükte bir şirketin aynı zamanda denetleme değil bu. Bütçeyi kontrol edip bütçeden sapmamak için bir mekanizma kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bahsettiğim konu odur. Belki tüzük değişikliği içerisinde konulup bu raporlamanın da hem yönetim kuruluna aynı zamanda divan başkanına da yapılmasında da benim açımdan hiçbir sakınca yoktur. Demin de söyledim. Beşiktaş itibarlı bir kulüptür. Biz gelmeden evvel, arkadaşlarımla beraber burada olmadan evvel hep gazetelerde şunu okuyordunuz. Başkan el koydu, şöyle yaptı, para verdi, Beşiktaş yürüyor. Hiç duyuyor musunuz birisinin takımın alacağı var? Bir kulübün alacağı var. UEFA kapıda. Hiç böyle haberler var mı? Bunları yaratan biziz. Ve bununla mücadele eden de biziz. Bu kaynakları bulan da biziz. Bence bu yönetim kurulu bu borcu yönetmekte büyük bir başarı elde etmiştir. Bu demin de söylediğim gibi yapılacak şeyler basittir. Artık bu Türk sporunun mevzusudur. İnşallah onu yakında yapılacak bir yasal düzenlemeyle çözmek arzusu içerisinde olacağız. Tüzükle alakalı bir şey söyleyeyim. Evet, bir tüzük tadili yapmak istiyoruz. Fakat bu Mali Kongre'den belki bir gün evvel veya Mali Genel Kurul'dan sabahında akşamında onu teknik olarak konuşmadık ama belki bir gün evvel olur. Çünkü Mali Genel Kurul'a gelen insanlar, Anadolu'dan birçok insanımız geliyor. Artık Beşiktaş çok büyük bir genel kurula sahip. O git gel, git gel olmasın. Hiç olmazsa insanlar geldikleri zaman hem tüzük tadilini yapalım hem de şey yapalım istiyorum. Mali Genel Kurulu yapalım diyorum. Bunun içerisinde çok böyle detaylı bir tüzük çalışması yapmadık açıkçası. İhtiyaç olan şeyler var. Onları düzelteceğiz. Onların içerisine birkaç tane daha madde sokulabilir mi? Sokulabilir. Onları da Tevfik abiyle de konuştuk. Kendi aramızda da istişare ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu önümüzdeki Mali Genel Kurul'dan evvel bir tüzük tadili yapacağız. Gelelim yaptığımız işlere. Futbol takımımız. Evet. Şanssız bir galibiyet aldık. Evet. Biz de şunu lütfen hep beraber idrak edelim. Biz de hep beraber sizler gibi, bütün Beşiktaşlar gibi maça gittiğimizde maçı seyrediyoruz. Biz sahada oynayan kişiler değiliz. Beşiktaş şampiyon olduğu zaman Beşiktaş camiasının sevinci, hepimizin sevinci, bizim de sevincimiz, mağlubiyeti bizim de üzüntümüz. Ummadığımız bir şeydi. Çok umutlu gittik. Hep beraber umutluyduk. O şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Ben İstanbul'daki maçta Bayern Münih'i yeneceğimize inanıyorum. Turu kaybedebiliriz. Şu anda geldiğimiz noktayı geçenlerde hocam da televizyonda yapmış olduğu basın toplantısında benzer bir şey seçti. Biz biraz fazla mütevazi bir toplumuz. Hocamız da öyle, biz de öyleyiz. Çok böyle bazı şeyleri konuşmuyoruz. Ama bu hoca ve bu takım, bu yönetim kurulu stadı olmadan ilk sene şampiyon oldu. Geçen sene ikinci şampiyonluğunu elde etti. Bu sene, geçen sene UEFA'da çeyrek finale geldik. Ve son penaltı atışlarıyla kaybettik. Bu sene Türkiye'deki bir ilki ortaya koyduk. Gruptan namalup lider olarak çıktık. Bütün bunları bu hoca ve bu ekip yaptı. Ve çok önemli işler yaptı. Beşiktaş camiası bir mağlubiyetle öyle karışacak bir toplum asla değildir. Biz bu hocamıza ve bu takımımıza sahip çıkmamız lazım. Onların bu sene alacağımız inşallah şampiyonlukta da hep beraber arkasında durmamız lazım. Ben bu şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Siz Beşiktaş'ı karıştırmak için işte bir bakıyorum işte bir mağlubiyet üzerinden hemen bir şeyler başlıyor. İşte de başlıyor, dışta da başlıyor. Bizim tecrübemiz, kulüp yöneticiliğimiz ve bugüne kadar geldiğimiz noktadaki Beşiktaş'la beraber yaşadığımız günler bunları görmeye
çok müsait. Ben çok rahat görüyorum. Nerede ne yapılıyor? Bazı abilerim de geliyor bana söylüyor. Diyor ya başkan diyor böyle dikkat şey olmak lazım falan diyor. Anlıyorum çünkü ben de görüyorum. Ama biz bunları çok üstünden gelebilecek kuvvetli bir camiayız. Bir yönetimiz. Sizden bir tek şey ricam var. Yarın önemli bir maçımız var. O önemli maça çıkmadan evvel şu Beşiktaş takımını ve şu Beşiktaş'ı 2 yıldır şampiyon yapmış hocasını hep beraber bir alkışlayalım arkadaşlar yaptıklarını. Dün dün Şenol hocama da söyledim. Bizim dedim elimizdeki bütün sermayemiz namus, dürüstlük, çalışma, Beşiktaş değerleri. Biz bunlarla bir yere geldik. Bunlarla da bir yere gideceğiz. Bizim işimiz o bizim arkamızı altımızı oymak isteyenlere, bizim birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeden işimizi yapmak. O gayret içerisinde olmak. Ben ilk günkü aşkımızla beraber ona mücadele ediyorum. Şimdi geldi gösteriyor yönetici kardeşim. İşte Beşiktaş gidiyormuş, hocayla konuşuyormuş. Yeni hoca arıyormuş. Şimdi Metin geçen bir şeyde biz geçen sezonun sonunda Metin Albayrak'la konuşmuşuz. Bir basın organında söylüyor bunu. Bir basın mensubu, oraya da geleceğim. Efendime söyleyeyim, hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o dediği zamandan sonra biz hocayla 2 senelik sözleşme yaptık. Yani söylenen laflarla konuşulan lafların hiçbir tutarlılığı yok. Hocayı göndermeye ya Beşiktaş hoca istikrarı bizim olduğumuz dönemde hangi sözleşmeyi bozduk biz? Soruyorum size. Slaven Bilic'le sözleşmemiz vardı, sonuna kadar gittik. Samet hocamızla sözleşmemiz vardı, sonuna kadar gittik. Şenol hocayla daha geçen yaz 2 senelik sözleşme yaptık. Ayıptır ya. En çok da üzüldüğüm mevzu ne biliyor musunuz? Bunu içimizde bunu köpürten insanlar var. En çok da ona üzülüyorum. Bu Beşiktaş benim hocam değil. Bizim hocamız. Bizim takımımız. Ve dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı göreceksiniz. Bu senede hep beraber şampiyon olacağız. Şimdi basketbol takımımızı Ufuk Hoca geçenlerde bir konuşmasını dinledim. O da taraftarın ilgisinden şikayet ediyor. Herkes başarı istiyor lütfen. Burada birkaç defa daha söyledim. Bu sene basketbolda da önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkalım. İstanbul'un en merkezi noktasında salonumuz var. Bu sene de çok büyük hedefleri var basketbol takımın. Şampiyon olma hedefleri var. Onlara taraftarımızla bütünleşmiş bir camianın bunu elde etmemesi için hiçbir sebep yok. Hem buradan hem sizlere hem de bütün Beşiktaş kamuoyuna lütfen tekrar ediyorum. Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkalım. Onların maçlarına olabildiğince desteklemeye gidelim. Amatör şubelerle alakalı daha evvel bir şeylerim vardı, söyledim. Büyük bir zarar. Okey. Zarar ediyoruz diye. Kulüpler Birliği ile beraber yapmış olduğumuz çalışmada geçenlerde komisyonlardan geçti. Tam yasalaşmadığı için söylemeyeceğim ama devletimiz büyük bir destek veriyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, Maliye Bakanımıza, başta Spor Bakanımız olmak üzere hepsine camiam adına teşekkür ediyorum. Bütün amatör sporların artık kulüplerin üzerindeki yükü kaldırıyorlar. Büyük bir hamle. Beşiktaş artık bundan tahmin ediyorum ki senede 40-50 milyon liranın üzerinde tasarruf edecek.
daha doğrusu 40-50 milyon lira hep şikayet ediyordum ya ben. 40-50 milyon lira cepten harcıyoruz, bunu faizle alıyoruz. 40-50 milyon lira cepten harcıyoruz, bunu faizle alıyoruz diye. Artık bu kanunun düzenlemeyle ortadan kalkmış olacak. Buna emeği geçen bütün benden evvelki çalışan arkadaşlarıma da, emeği olan tüm kulüplerdeki arkadaşlarıma da, başta da demin ifade ettiğim gibi Sayın Bakanlarımız ve Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum camiam adına. Büyük bir problemden kurtuluyoruz. Hem altyapılara hem de amatör şubelere artık daha kalıcı yatırımlar yapmaya başlayacağız. Detayları tam yasallaştıktan sonra hepinizle paylaşırım. Bundan sonraki stratejimiz bu kanunun çıkmasıyla beraber tam anlamıyla değişmiştir. Artık daha ben konuşayım sonra konuşursun, olur mu? Bundan sonraki stratejimiz tam anlamıyla değişmiştir. Burada bizim haricimizde bu konuyu bu kadar üzerine düşen hiçbir cami almamıştır. Hiçbir yönetim olmamıştır. Bizim haricimizde bunu kapatabileceğimiz riskini ortaya koyan kimse olmamıştır. Ama sonucunda tüm kulüpler açısından amatör şubelere devrim niteliğinde bir yasa çıkmaktadır. Tekrar şahsım ve yönetim adına ve Beşiktaş camiasının adına teşekkür ediyorum. Tesislerle alakalı bir iki şey söyleyelim. Biliyorsunuz burada 1903 Akatlar tesisini yaptık. Çok güzel bir tesis oldu. Onun bir de karşıda bir ayağını yapmak istiyorduk. Esasında çok yerlere de baktık. Pendik'in haricinde bir şeyler yapabilir miyiz diye. Fakat bir türlü gönlümüze oturduğu bir şey yapamadık, bulamadık. Çok uğraştık. İstediğimiz yerler oluyor, onlara söz verilmiş oluyor, yasal problemleri oluyor. O arayışlarımız sona ermedi ama elimizde bir Pendik tesisimiz vardı. Pendik tesisini olduğu gibi yeniden renove ettik. Ve hemen hemen yıkmaktan fazla renove ettik. Önümüzdeki ay ya onu ya onun 15'i gibi açacağız. Orası da inanılmaz derecede güzel bir tesis oldu. Bazı görüntülerini burada görüyorsunuz. Hemen hemen sonuna geldi. Aynı şeydeki olduğu gibi, Akatlar'daki Mehmet Üstünkaya tesislerinde olduğu gibi, burasında aynı tatta, aynı kalitede bir yer yaptık. Buranın ismini de rahmetli başkanımız Gazi Akınan'ın ismini vereceğiz demiştik. Rahmetli Gazi abinin ismini vereceğimiz bir sosyal tesis yaptık. İnşallah hepinize de duyururuz. Önümüzdeki ayın 10'u 15'i gibi açmak istiyoruz. Bir tane de oradaki tesisimizde inşallah bütün Beşiktaş'a hayırlı olur. Onun söylemiş olayım. Evet, Fulya'da büyük sıkıntı var. Fulya tesisleri yapıldıktan sonra orada içinde işte Real, Mediamarkt gibi kuruluşlara verilip kira gelirecek diye biz öyle biliyorduk. Fakat bunların hiçbirisi öyle olmadı. Zaten Real şirketi maalesef ki iflas etti. Beşiktaş'ın da orada bayağı bir ciddi bir alacağı kaldı. Niçin alamadınız diye soracak olursanız, zaten iflas etmeden evvel iflas erteleme aldıkları için dokunamıyorsunuz da. Ve büyük bir şeyimiz oldu. Orayı tekrar yeniden bir çarşı haline getirmemiz lazım. Yaklaşık olarak 3-4 milyon dolarlık tam ihale sonuçlanmadı. Herhalde bu hafta biz icra kurulumuz bu işe neticelendirecektir. 3-4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Yapmayalım yatırım, kirada gelmiyor. Yani bazı zaman konuşuyoruz ya niye yapıyoruz, niye ediyoruz diye. Yapmadığınız zaman kira gelir gelmiyor. Mecburuz oraya para yatırma. Nasıl yatıracaksın parayı? Borçlusun, faiz, bütçe yapacaksın. Yapmadığın takdirde o fulya göz göre göre çöp haline geliyor. Senelik oradan yaklaşık olarak 4,5 milyon dolarlık kaybımız var. Kira kaybımız var. Hani burası bize prezente edilirken şu kadar kira gelecek, bu kadar kira gelecek dediğimiz şeyler yok arkadaşlar. Gelmiyor öyle bir kiralar. Yapılan bazı anlaşmalarda işte 300 bin dolar işte şeyin kirası var filan. TL endeksi yapıldığı için tefe tüfeden dolayı onlar da aşağı inmiş vaziyette. Yapılan anlaşmaların içeriği öyle. Şimdi burayı tekrar canlandırabilmek için yatırım yapmanız lazım.
Yapacağız. İşte orayı bir çarşı haline getiriyoruz. Epey de bir marketing açısından, pazarlama açısından çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ki 6 ila 8 ay gibi bir süre sürecek diye biliyorum. Ve sonucunda da 3-3,5 milyon doların üzerinde bir yatırım yapılacak. Ve bu tesis tekrar kira getirilen bir alışveriş merkezi MUD'u haline getirecek. Evet. Fulya. Evet, onu geçelim. Ümraniye Nevzatlı Demir Tesisleri 2 senedir uğraşıyoruz. Artık sonuna geldik. Arkadaki yeri bir türlü tahsis alamamıştık. Yine devletimizden çok uğraştık, ettik. Bakanımızla, Orman Bakanımızla izah ettik. Orman Bakan Yardımcımızla ikisi de beraber anlayışla karşıladı. Zaten ortada bir dava vardı. Davayı da Beşiktaş Kulübü kazanmıştı. Artık herhalde bu ay, yani bu ay dediğim Mart ayı içerisinde bize teslim edecekler. Ve Mart ayı içerisinde teslim ettikten sonra da bütün Fulya'da, artık Fulya'da altyapıyı yönetemiyoruz. Bir saha, bir tane sahayla bu işi yapamıyoruz. Fizik olarak da yapamıyoruz. Biz Ümraniye bir futbol akademisi kuracağız. Ve bu futbol akademisine yatırım yapılacak. Altyapının da artık daha alttan oyuncu getirebilmek için fiziki şartların da yerine getirmemiz lazım. Arkadaşlarıma da söyledim. Kendimizle aramızda aynısını söyledik. Biz burada olduğumuz sürece bu gibi yatırımlar yapılabilir durumda. Biz bir gün bu yönetimden ayrıldığımız takdirde yeniler de inşallah yapma gayreti içerisinde olurlar ama gördüğünüz gibi Süleyman abiden sonra hemen hemen en çok bu işlere zaman ayıran, para ayıran, kaynak bulan yönetim biziz. Elimiz buradayken, gücümüz yerindeyken bu Beşiktaş'ın birçok problemlerini çözelim istiyoruz. Ne kadar bunların işte tenkit edilsek de, çünkü bu yapmış olduğumuz yatırımlar bir yerde borça gidiyor. Ama büyük Beşiktaş'ın bir şeyler yapabilmesi için de bunlara mecburuz. Evet, akatlarda da bugüne kadar hiç sunmamıştım size. Akatlarda bir salon yapma şeyimiz vardı. İzni artık çıkma noktasında, yasal izni. Mimari olarak çıktı, artık emlak bölgesinde yakında resmi olarak iznini almış olacağız. Bu resmi olarak iznini aldıktan sonra bunu açıklamak istediğim için de bugüne kadar çok böyle lafsal söylemiştim. Müthiş bir tesis yapacağız oraya. Burası bizim, bir daha o şey yapmam yani. Çünkü şey beni çok üzmüştür açıkçası. Şu içimizde oturduğumuz bu Beşiktaş'ın stadyumu çok üzmüştür beni. Biz çünkü olmayan parayla yapmış olduğumuz statta işte şunu yaptık, bunu yaptık diye bize böyle konuşmalar açıkçası beni ve arkadaşlarımı çok üzmüştür. Biz işte kimse sorgulamıyor ya. Fulya kat karşılığı verildi. %67'ye 74 dediler, bilmem ne dediler filan. İşte orada o gitti, oradan alınan paralar da kullanıldı, gitti. Biz burada işin emekçiliğini yaptık. Bir daha yapmam. Yapmam. Şimdi bundan sonrakinde bir modelimiz var. Onda da çalışmalarımız yapılıyor. İnşallah Mali Genel Kurul'a kadar yetiştirmiş olacağız. Bir sponsorluk adı altında sponsor burayı yapacak ve Beşiktaş'la beraber çalıştıracak bir model üzerinde çalışıyoruz. İnşallah da sonuçlandırmış oluruz. Epey iyi gidiyoruz. Yaklaşık 2 seneden fazladır bundan sponsorluk tarafıyla çalışıyoruz. Bu kompleksin içerisinde bir 12 bin kişilik bir basketbol salonu vardır. Daha doğrusu çok amaçlı salon vardır. Konserlerin de yapacağı. 2 tane 2500 kişilik salon vardır. 4 tane de antrenman salonu vardır. Ayrıyetten bütün amatör şubelerinin gerçekten faaliyetlerini yapacağı, boksu, güreşi, atletizmini hepsinin yapacağı bir kompleks yapacağız. İnşallah da izni problemleri bitti. Artık son finansmanını bağlayıp inşallah da en kısa sürede genel kurulumuza, taraftarlarımıza bildirmesini yaşarız.
Evet, devam edeyim. Kartal yuvalarında önemli işler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. 500 bine bu sene hedeflemiştik forma satışında. Yakaladık gibi. Yani sezon sonuna yakalıyoruz gibi gözüküyor. Hatta üstüne de çıkacağız gibi gözüküyor. 97 mağazaya geldik. 97 mağaza dediğimiz zaman 26'dan 21'e düşmüştük. Bu kadar büyük bir mağaza yatırımı yaptık. Cirosal olarak da bu sene 125-130 milyon TL'lik bir ciro yapacak Kartal Yuvaları. Şunu söylememe müsaade edin. Bizim bu Kartal Yuvaları mağazalarımızın 36 tanesi kulüp mağazasıdır. 61 tanesi bayi mağazasıdır. Biz bayilerimize ürünü satarken kar marjı vererek onlara satıyoruz. Yani onlar da kar elde ediyorlar, mağazalarını karşılıyorlar filan. Rakiplerimizin bazıları bütün mağazaları kendilerine ait oldukları için ciroları bizden her ne kadar düşük de gözükse bile onların içerisinde bayi karları da vardır. Biz o